Hatay'da defne ağaçlarının sayısının artırılması için çalışmalara başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ilk olarak bölgede neler yapılacağına dair istişare toplantısı düzenledi. Önümüzdeki dönemde inşallah yaptığımız bu çalışmalarla, bu toplantılarla hem defne üretimini arttırmak hem de bu artırılan üretimi de gerek orman köylüsünde, orman içinde yaşayan vatandaşlarımızı, gerekse o yörede yaşayan diğer bu işte iştigal eden vatandaşlarımızın ekonomisine katkısını arttırma yönünde gayretlerimiz devam etmektedir. Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, defnenin yörede 1 milyon kişiye istihdam sağladığına dikkat çekti. 1 milyon kişi buradan bir şekilde istihdam ediliyor. Bu çok önemli bir rakamdır. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı olarak da bu ürüne olan değeri hem farkındalığı oluşturmak hem de üretimini, rehabilitasyonunu bir şekilde yapmak anlamında bunu gerek bu yörede çalışan vatandaşlarımız, teşkilat mensuplarımız, gerekse bu işin sivil ve özel sektör ayağıyla birlikte bu toplantıları icra ediyoruz ki gelecekte ekonomimize katkısını artırmayı hedefliyoruz. Aybal, defnenin ekonomik katkısının 40 milyon dolar olduğunu belirtti. Ülkemizde yaklaşık 150 bin hektar civarında bir alanda yetişmektedir. Özellikle Hatay, Maraş Orman Bölge Müdürlüğümüz, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Mersin Orman Bölge Müdürlüğümüz de bu önemli üretim merkezlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla defnenin ülkemizde yaklaşık şu anda tespitimiz ve TÜİK verilerine göre tespitimiz 40 milyon dolar civarında sadece defneden ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu biliyoruz. Ancak biz bunu yeterli olarak görmüyoruz. Defne öyle bir ağaç ki hakikaten define de diyebilirsiniz. Bunun ülkemizde daha doğrusu dünyada %90'ını ülkemize yetişiyor. Bu bizim açımızdan yani dünyada tekel olmak anlamına gelir. Biz Orman Genel Müdürü olarak bu dünyada defne üretimi %90'ı üreten bir ülke olarak bunu daha üst noktalara nasıl taşırızın işte istişare toplantılarını buralarda yapıyoruz.